Bazı topraklarda acı hiç bitmiyor. Şekil değiştiriyor. İşte bir başkası. Geçen Ağustos ayında Myanmar Devleti'nin katliamına maruz kalmıştı. 1 milyon Arakanlı Müslüman Bangladeş'e kaçmıştı. Zulümden kaçan Müslümanlar Bangladeş-Arakan sınırına yakın noktadaki kamplarda yaşıyor. Peki hangi şartlar altında, nasıl bir yaşam savaşı var orada? CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Ahmet Akbolat o kamplara girdi, Arakanlılarla konuştu. Dinmeyen acı, dinmeyen gözyaşı. Üstelik yıllardır. Onlar belki de yakın geçmişteki en büyük dramı yaşadı. Yaşamaya da devam ediyorlar. Sırf Müslüman oldukları için istenmiyor, yakılıyor, vuruluyor, öldürülüyorlar. Bu görüntüler geçtiğimiz Ağustos ayında kaydedildi. Arakanlı Müslümanların nehirde boğulma tehlikesi yaşayarak çamura bata çıka Myanmar'daki zulümden kaçışlarının görüntüleriydi bunlar. Arakan'dan kaçan Müslümanların sığındığı yer Bangladeş'ti. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en çok şiddet gören etnik gruplarından biri olarak tanımlanıyor Arakanlı Müslümanlar. Budist Myanmar Devleti Arakanlılara kimlik vermiyor, onların haklarını tanımıyor ve yıllardır şiddet uyguluyor. Geçtiğimiz yaz başlayan büyük katliamın ardından yaklaşık 1 milyon kişi göç etti Arakan'dan. Arakan, Bangladeş sınırına yakın noktaya kurulan kamplara geldiler. Ağustos ayından bu yana 1 milyon kişinin yaşadığı bu kamplarda şimdi hayat nasıl geçiyor, ne şartlarda yaşıyorlar onu yakından göreceğiz. Sıcak, sefalet, ezilmişlik, korku. Aslında bir insanı huzursuz edecek her şeyle onlar bu kamplarda mücadele ediyor. Dev çorak bir alan üzerine kurulmuş binlerce çadır, bambu evler. Kamp çocukların sesiyle yankılanıyor. Büyüklerse acılarıyla yaşıyor. Budistler evimi yaktı. Kız kardeşim ve yeğenimin üzerine kurşun yağdırdı. Onlar öldü. Ben çocuklarımla kaçtım. Bizim tek suçumuz Müslüman olmak mıydı? Ve bir başkası, evlatlarını kaybetmiş bir anne. Aylardır gözünün yaşı dinmiyor. Evlatlarımı öldürdüler. Acımasızca katlettiler. Ben bu kampta yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum belli değil. Bize inancımızdan dolayı acı çektirdiler. Kızılay, AFAD, Diyanet Vakfı, İHA ve onlarca STK kamplara destek sağlıyor. Türkiye buradaki insanlara yardımlarını esirgemiyor. Her gün sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar buradaki Müslümanlar için gıda yardımı dağıtıyor. Kamplarda durum böyle. Arakan'daysa şu an 400 bin Müslümanın kaldığı ve hala zulmün devam ettiği belirtiliyor. Myanmar hükümeti Arakan'a dışarıdan temasın sağlanmasını engelliyor. Bölgeye gazeteci bile sokulmuyor. Kaçmayı başaranlarsa geride bıraktıklarının acısı ve gelecek endişesiyle yaşam mücadelesini sürdürüyor. Hayat kimine gerçekten çok zor ve barış çok kıymetli diyelim reklam.